Yerini bilemem, sesini duyamam. Yüreğim paramparça. Yarını bilemem, sözümü tutamam. Yok dönüş geri. Çıkmaz sokaklardan sen yine. Kurtar beni karanlıklardan. Yanımda kal, benimle kal. Dünya unutsun bizi. Yanımda kal, benimle kal. Dünya unutsun bizi. Dili var mı? Evet. Söyle bakalım, beni nereye kaçırıyorsun? Bilmem. Nereye gitmek istersiniz hanımefendi? Adama bak, bana soruyor ya. Yani böyle kız kaçırmak mı olurmuş? Vallahi ben mi kaçırdım, sen mi dünden razıydın bilemedim. Tamam be tamam. Gıcık. Cidden nereye gidiyoruz? Cidden bilmiyorum. Yol bizi nereye götürürse bebek. Bundan sonra plan yapmak yok. Kafamıza estiği gibi. Ne düşünüyorsun? Hiç. Sen ne düşünüyorsun? Hiç. Mehmet Zeynep. Tilki, sence bu yaptığımız şey doğru mu? Kızgın mısın? Yo. Niye kızayım? Dönelim dersen döneriz. Ben de pek memnun değilim böyle. Kaçıp gitmekten. Herkes üstü bırakıp geldik buraya kadar. Ama döndük diyelim. Yine aynı şeyler olacak. Savaş bir yandan, Levent bir yandan. Şimdi de Çağla çıktı. Belki onların hayatında biz olmazsak ailemize bulaşmazlar diye düşündüm. Ne bileyim ya. Boş boş konuşuyorum işte. Bak tekrar söylüyorum. Yol yakınken dönelim dersen döneriz. Ama geri dönersek polisler seni yakalarlar. Ve ben sensiz kalmak istemiyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Önce girdiğimiz yolu bir bitirelim. Bir geceliğine kalacak bir yer bulalım. Sonrasına da bakarız. Anlaştık mı? Hadi o zaman. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne anlatayım? Masal anlatayım mı? Öyle değil. Yani kendinle ilgili. Eski hayatınla ilgili. Tamam. Kendimle ilgili anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardan birinde, Tilki adında yakışıklı mı yakışıklı bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk kendi halinde mutlu mesut yaşarken bir gün elektrik saçan çirkin mi çirkin bir cadı ona musallat olmuş. Pislik. Ne oldu hanımefendi, beğenmediniz mi hikayeyi? Beğenmedim. Gerçek bir hikaye istiyorum ben. Ne gibi? Yani çocukluğunla ilgili.
Kesin çok yaramaz bir çocukmuşsundur ha. Evet, yaramazdım. İşe yaramazın tekiydim. Kim çaldı lan yemekhanenin anahtarını? Konuş lan. Sen mi çaldın? Dokunma çocuğa. Tilki. Tabii ya. Kahraman gibi ortaya atıldığına göre sen çaldın. Cevap versene. Hırsız herif. He. Ben çaldım. Ne olacak? Ben sana bir hatanı daha görürsem senin iflahını keserim demedim mi? Ne yapıyorsun lan sen? Kafamı tutuyorsun bacak kadar boyunla bana. Tilki dikkat et. Ne olmuş orada ya? Hop! İyi misin? Halil sen kızla ilgilen. Arabada biri daha var. İyi misin? Yaralandın mı? Küpem? Küpemi kaybetmişim. Tamam. Tamam buluruz küpeni. Sakin ol. Abi iyi misin? Gel. Gel otur biraz. Alo. Ne oldu? Neredeyim? Otoyoldayız. Taksiyle kaza yapmışsınız. Kaza mı? Korkma. Korkma hiçbir şeyin yok. Sadece biraz başın kanıyor. Ambulans yardım. Şoförle seni hemen hastaneye yetiştirecekler, tamam? Hastane olmaz, gitmem lazım. Ya dur bir sakin ol. Bu halde nereye gideceksin? Burada duramam. Ya iyi değilsin. Burada kalırsam daha kötü olur. Ya yolun ortasında ölüp kalacaksın. Derdini anlamadım ki. Onlar gelmeden gitmem lazım. Bırakın ne olur gideyim. Kimler gelmeden? Çok geç. Geldiler bile buldular beni. Ne olur yardım edin ne olur. Atlayın arabaya çabuk. Daha hızlı. Daha hızlı ne olur. Ya onlar kim? Ne istiyorlar senden? Alo, bir soru sorduk. Kim bunlar? Ne istiyorlar senden? Dön çabuk. Dön şuradan sağa. Kimse yok. Kurtulduk galiba. Bu arada ben Duru. Biz de. Evet, anlat bakalım Duru. Kim bu adamlar, ne istiyorlar senden? Bilmiyorum. Peşimdeler işte. Neden ama? Bilmiyorum dedim ya. Bakın, benim hemen vadiye gitmem gerekiyor. Ne vadisi ya? Kayıp vadiye. Herkes orada toplanacak. Beni oraya götürür müsünüz? Lütfen. Acele etmemiz lazım. Başka emriniz hanımefendi? Yardım istiyorsan önce her şeyi adam akıllı anlatacaksın. Duru. Ne oldu? Neden durduk? Heh, çok güzel oldu. Çamura da saplandık, tam oldu. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ya. Geliyorlar. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı hızlı hızlı. Thank you.
taraftan. Efendim büyük abi. Hayır. Henüz kızı yakalayamadık maalesef. Siz nasıl isterseniz. Vadiye gidiyoruz. Kız ne olacak? Onu sonra hallederiz. Savaş denen çocuk işlere batırmış. Büyük abi çocuktan kurtulmamızı istiyor. Aylin. Adamlar nereye gitti? Savaş'ın ipini çekmeye gittiler. Savaş ne alaka ya? İnanmayacaksın ama herifler büyük abinin adamı çıktı. Savaş her şeyi berbat etmiş. Ondan kurtulmaktan falan bahsediyorlardı. Ne diyorsun Tilki? İlahi adalet diyorum. Başka da bir şey demiyorum Aylin. Kesin durup... Duru! Hah, çok güzel oldu. Kız da ortalıktan kaybolduğuna göre... Nema problema. Yürü Aylin, gidiyoruz. Ya saçmalama. Kızı burada bırakıp gidecek miyiz yani? Aylin, farkında mısın bilmiyorum ama kız bizi bırakıp topuklamış bile. Yürü hadi, yürü. Ya Duru'yu da yakalamış olmasınlar. Merak etme, yanlarında kimse yoktu. Kızı almadan gittiler. Büyük abiyle Savaş'ın ne alakası var? Ben hiçbir şey anlamadım. Bize ne ya? Çalsın Abdurrahman, oynasın Bekir. Çok tatın. Hadi gidelim artık şuradan ya. Bu işe yarayacak mı dersin ya? Göreceğiz. Az öteye git bakalım. Baksana olmuyor işte ya. Aylin çekil oradan. Ya biraz daha gaz versene. Aylin çekil güzelim oradan. Biraz daha gaza bassana. Bunu sen istedin. İnanamıyorum. Şaka gibisin. Seni 3 kez uyardım. 3 kez. Kendin kaşındın. Gel tamam gel. Kıyamam ben sana, gel. Yalnız koltuklar kirlenmesin, dikkat edersek. Araba sanki senin de. Benim olmayabilir ama emanet. Bulduğumuz gibi bırakmazsak ayıp. Allah'ım ya, şu halime bak. Çamur bir insana bu kadar mı yakışır kardeşim ya? Ne oldu? Hiç yok bir şey. Şuranda bir şey kalmış. Hani nerede? Gel gel, ben halledeceğim şurada. Oh! Mis! Güzelim, ister elektrik saç, ister çarp, çatla, patla. Çok geç. Olan oldu. Öpüldün. Pislik. Yalnız bana bak, böyleymiş ha. Demek ki hazırlıksız yakalayınca oluyormuş. Aile! Sen yine de şansını fazla zorlama.
Allah korusun, çarpılıverirsin. Çarpılmaktan korksaydık aşık olmazdık güllüm. Ne oldu yine? Yine ne oldu? Ya o kız, Duru. Sence bizim gibi miydi? Aylin, iki dakika keyiflendik ya. Hemen atmosferi boz. Hemen ya. Ya ne yapayım? Başı beladaydı, sen de gördün. Sence kızı yakalamışlar mıdır? Adamlar kızı almadan gittiler. Kurtulmuştur herhalde, bilmiyorum. İnşallah. Savaş'a ne yaptılar acaba? Aylin, gerçekten. Düşünmekten, kurmaktan, kurcalamaktan gına geldi. İki dakika huzur istiyorum ya. İki dakika ya. Tamam. Sustum. Ne bu ya? Ne o prenses? Beğenmedin mi? Geç hadi. İyi bari. Çarşaflar temizmiş. Oh, saat de geç olmuş. Çocuklar yatmışlardır herhalde. Hiçbirini uyku tutacağını sanmıyorum. Bize çok kızmışlardır. Merak etmişlerdir değil mi? Etmez olurlar mı ya? Öyle Zeynep. Deliye dönmüştür. En çok da sana kırılmıştır. Onu bırakıp gitmeyeceğine söz vermiştim. Başın çamur içinde. Git bir duş al hadi. Ya daha pisletme. Burada sıcak su var mıdır ki? Kızıklanma ya, bir şey olmaz. Efendim. Alo. Arar mısınız? Ne oluyor? Kim o Zeynep? Tilki abi sen misin? Ne? Tilki abi. Üzülme ne olur. Sana hiç kızmadım. Neden gittiğini biliyorum. Bizi korumaya çalışıyorsun. Sözünü tutamadın ama istemeden ne olduğunu biliyorum. Kendine hiç kızma ne olur. Çünkü ben sana hiç kızmıyorum. Dondum. Kimle konuşuyorsun sen? Aynı ablanın sesi mi o? Söyle neredelerse gelsinler. Sizi özledik falan de. Kimse kızgın değil size. Üzülmeyin. Zeynep. Bizi merak etmeyin. Biz iyiyiz. Zeynep neler diyorsun tamam? Kapa şu telefonu. Gidin. Çok uzaklara gidin. Kimse sizi bulamasın. Kimse size zarar veremesin. Çok mutlu olun. Sizi çok seviyorum. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Zeynep ne diyorsun Allah aşkına? Hayatta gelmezler böyle söylersen. Ben gelmelerini istemiyorum ki. Biz mutlu olamadık. Onlar mutlu olsun. Kahretsin.
Ares. Ne istiyorlar bizden? Ne istiyorlar halimizden? Zeynep'in yüzü gitmiyor gözümün önünden. Her an her saniye aklımda var. Biliyorum. Ya hayatımızda ilk defa aile olmuştuk. Çok mu gördünüz lan bunu? Ne dertleri ne bizimle. Ne istiyorlar bizden? Şşş, tamam. Sakin ol. Bak, bir gün gelecek. Geri döneceğiz, görürsün. Tekrar ailemizin yanında olacağız. Peşimizi bıraksınlar, bizden bir ümit kessinler önce. Tekrar yanlarında olacağız. Siz hala yatmadınız mı? Çocuklar seni beklemek istedi. Ben sizi üzmeyi hiç istememiştim. Ama bazen böyle büyükler de kontrolden çıkabiliyor. Çok özür dilerim sizden. Önemli değil. Şimdi iyi misin? Hadi geç oldu. Yatın artık. Ben yalnız mı yatacağım? Şey, ben aslında eve gidecektim ama eğer istersen seninle kalabilirim. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Olur. Hadi yataklara o zaman. Ben Burak'ın gelmesini bekleyeceğim. Konuşmasam işim rahat etmez. Nasıl istersen. Biz çıkalım. Hadi. Zeynep'i mi düşünüyorsun? Hı hı. Zeynep'i, Gülcan'ı, Burak'ı, Mehmet abi'yi, Sevgi ablayı. Beni? Hı hı. Düşünmüyorum. Pislik. Sen aklımda değilsin ki. Buradasın. Böyle bir ömür geçer mi? Nasıl geçer? Böyle işte. Yan yana dokunamadan, öpemeden. Ya sıkılırsan, gidersen? Aşk iki beden arasında yaşanmaz ki. İki kalp arasında yaşanır. Nefesini hissetmek. Kokunu içime çekmek. Yanımda olduğunu bilmek yeter bana. Sonsuza kadar yeter bana. Evet, alarm vermeye başladık. Belli ki fazla yakınlaştık. Mesaj alındı. Ne sandın? Ruhuma sahip olabilirsin ama bedenime asla. Bedenler kurban olsun senin ruhuna. Aylin, benim yanımda ağlamak yok. Tamam mı? Ağlamak yok. Hani gecenin sonuna kadar dans edecektik müzik olmadan. Emrinize amadeyim. Bu dansı bana lütfeder misiniz matmazel? Burada mı dans edeceğiz? Bu dandik odada mı? Ayıp ediyorsun ya, o iş bende. Elim havada kaldı.
Nereye gidiyoruz? Keşfe çıkıyoruz. Yürü. İnanmıyorum. Çok güzel. Sen daha güzelsin. Şşş. Sakin ol. Gözlerini kapat. Ve unut. Bütün korkularını, endişelerini. Kendini bana bırak. Rahatla. Söyle. Neden mutsuzsun, gizlersin derdini? Kal diyemem, git diyemem ben sana. Yavaş yavaş, boğulacaksın. Ben ne yapayım? Ben akşamdan beri hiçbir şey yemiyorum ki. Ayrıca biz böyle kahvaltı yapıyoruz ama paramız yetecek mi buna? Vallahi yeter diyeceğim de Aylin, bu kadarına yeter mi? Bilmiyorum. Ne yedin ya? Yuh! Peki sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Vallahi ben saymayı yarım saat önce bıraktım Aylin'cim. Yetişemedim artık maşallah. Ne oldu? İştahım kaçtı. Ya saçmalama ya. Şş, bana bak ya, hadi. Yemeyeceğim. Olmaz öyle şey. Bak rezil kalmış burada, ağlar arkanda. Oo şöyle. Aç ağzını bakayım. Hı. Ölümü öp ye. Ya tövbe de ya. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Oh benim tosunuma. Üstünü çıkaracağım şimdi. Yaş, aman, aman diyeyim. Şansım bittik. Ne oldu? Niye gözlük taktın? Sana soruyorum. Ne? Yok bir şey. Merhaba. Neredesin sen kaçak? Ne zamandır görünmüyorsun ortalıkta? Kız kim? Hangi kız? Başımızda dikilen kız. Benden bahsediyor galiba. Bilmem. Pardon, siz kimsiniz? Kız arkadaşım soruyor da. Kız arkadaşın demek. Evet, kız arkadaşıyım. Bir sorun mu var? Aylin, sakin ol güzelim. Sen de canını seviyorsan
Uzak. Neden beni aramadın? Hani unutulmaz bir gece yaşamıştık. Ne gecesi? Hangi gece ya? Tilki, soruma soruyla cevap verme. Hanımefendi, neden bahsediyorsunuz? Gider misiniz? Hepiniz aynısınız. Allah belanı versin. Bana bak. Bela okuma, alırım ayağımın altına. Duydun mu? Çekil, kırmayayım kafanı. Aylin, benim ne suçum var ya? Kız birine benzetti herhalde. Ben seni birine benzeteceğim. Çekil önümden, yoksa dağıtırım buraya. Ya Aylin, nereye gidiyorsun ya? Ekmek vardı, yerdik. Aylin! Bekle! Hesabı rica edeyim. Al. Senin sayende kız arkadaşım hesabı kesti zaten bana. Al, al. Bunu da al. Bunları da al. Geçmiş olsun kızım. Komiser Bey, yalnız hastayı çok fazla yormayalım. Çünkü daha yeni kendine geldi. Bir iki soru sorup çıkacağım. Merak etmeyin. Fazla vaktini almayacağım kızım. Evet ya da hayır diye cevap verebilirsin bana. Seni bu hale Kıvanç mı getirdi? Hayır. Nasıl ya? Kim yaptı peki? Kim getirdi seni bu hale? Hiç kimse. Ayağım takıldı, düştüm. Emin misin? Meltem, bak burada çok garip şeyler oluyor. Ben artık kime, neye inanacağımı bilmiyorum. Kimi kimden koruyacağımı bile bilmiyorum artık. O yüzden senin ifaden benim için çok önemli. Lütfen bana doğruyu söyle kızım. Ya Kıvanç'ın size saldırdığını gören tanıklar var. Yanlış görmüşler. Ben kendim düştüm. Peki kızım. Madem öyle diyorsun. Öyle olsun. Tekrar geçmiş olsun. Savaş yapma. Çekil Meltem. Ya Aylin, abartma güzelim, ne olur ya. Vallahi kahvaltıyı burnundan getirdin. Tamam, Allah'a çok şükür genç, sağlıklı bir delikanlı olarak zamanında bir iki macera yaşamış olabiliriz. Ama ne demişler, bir çiçekle bahar gelmez. Sen bir daha zor görürsün baharı maharı. Baharı görmesem ne olur? Benim çiçeğim yanımdayken. Ben o çiçeğin kokusunda kendimi bulmuşum. Yeniden doğmuşum. İsterse hayatım kışla geçsin. Başka bahar aramam artık. Çekil, çarparım. Aylin, gözünü seveyim. Şair oldum burada. Edebiyatı parçaladım. Daha ne yapayım ya? Hayda, bu kim şimdi? Peki açma ne olur. Bir sakin ol güzelim ya. Her hareketin bir heyecan, her hareketin bir panik. Allah'ım yarabbim. Alo. Tilki. Ben Meltem. Orada olduğunu biliyorum Tilki. Nasıl buldun bizi? Boş ver şimdi bunları. Konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. Kardeşinle ilgili. Kardeşin yaşıyor. Ne diyorsun kızım sen ya? Allah aşkına bela mısınız siz? Ne kardeşi? Kafayı patlatınca hayaletlerle mi konuşmaya başladın? Kardeşim öldü lan benim, öldü. Hayır, ölmedi. Beni dinle Tilki. Savaş. Senin kardeşin. Hadi ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Savaş da sen de kafayı yemişsiniz, kafayı. Çok ciddiyim.
Yanında mı o? Ha? Versene, versene. Savaş'ı telefona ver. Ver. Yanımda değil. Zaten şu an sana bunları anlattım bilse beni öldürür. Yeter lan artık. Yeter, rahat bırakın bizi. Tilki, dur, sakın kapatma. Savaş'ın senden neden bu kadar nefret ettiğini hiç düşünmedin mi? Bu kadar öfkeni ya. Tilki, ne oluyor? Tilki, yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Savaş senin kardeşin. O gün parkta olanları düşün. Neden hep kardeşinle ilgili konuları kurcalayıp durdu ha? Hayatta pişman olduğun hiçbir şey yok mu? Var. Gördün mü bak? Herkesin hayatında bir pişmanlığın olduğunu söylemiştim. Seninki neymiş Tilki? Kimi üzdün? Kardeşimi. Onu üvey babanın ellerine bırakıp kaçtığını düşünüyor. Kaçmadım. O öyle düşünüyor. Tilki, Savaş ne yapmış olursa olsun senin kardeşin. Ve şu an sana ihtiyacı var. Başı belada. Şimdi gerçeği bildiğine göre iki seçeneğin var. Ya kardeşin için geri dönersin. Ya da onun senin hakkında yanılmadığını ispat eder. Kaçarsın. Seçim senin. Aferin sana. Sence geri dönecek mi? Kardeşinin yaşadığını öğrendikten sonra hiçbir yere gidemez. Tilki, yalan söylüyorlar. Tuzak bu. Geri dönelim diye yapıyor bütün bunları. Yine oyun oynuyorlar bizle. Bilmiyorum Aylin. Bilmiyorum. Ama her şey kafamda oturmaya başladı sanki. Durmadan bırakıp kaçarsın. Sen böylesin deyip duruyordun. Kafayı bununla bozmuş demek ki. Doğru mu yani? Savaş senin kardeşin olabilir mi? Bilmiyorum. Ama gerçeği öğrenmeden hiçbir yere gidemem. Allah kahretsin. Ne oluyor? Dünkü herifler... Ondan kurtulmaktan bahsediyorlardı. Meltem haklı. Savaşın başı büyük belada. Onu bulmadan gidemem Aylin. Çok üzgünüm. Tamam. Savaş, biz her şeyi öğrendik. Öğrendiniz. Neyi öğrendiniz? Beni nasıl bırakıp gittiğini, nasıl terk ettiğini mi öğrendiniz? Ne bırakması, ne gitmesi, ne diyorsun oğlum sen? Aylarca, yıllarca aradım seni. Çok dokunaklı. Ne çektim lan ben? Ha? Sen biliyor musun? Ha? Geri geleceksin diye ne kadar bekledim, haberin var mı? Sen gittin. Ben de yapayalnız bir başıma kaldım. Daha çocuktum lan. Çocuktum. Ben senden farklı mıydım sanıyorsun? Sen kendine bir ev bulmuşsun. Sokaklarda, parklarda yattım. Ya durun. Sakince konuşun işte. Kes sesini! Benim konuşacak bir şeyim yok. Ah! Bunu mu istiyorsun? Ha? Vurmak öfkeni dindirecek mi? Vur o zaman! Onca yıllık nefrete iki yumruk yetmiyordur. Ha? Vur. Daha çok vur. Ha? Öldür istersen hadi. Savaş, yeter lütfen. Yeter artık, durun. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Karışmayın. Karışmayın siz. Onca yıldır seni düşünmediğim tek bir gün bile yok. Abinim lan ben senin. Karanlıktan korkardın, hatırlıyor musun? Gecenin bir yarısı gelirdin yanıma. Sus. Abi derdin. Çok korkuyorum.
Erkek adam korkar mı karanlıktan derdin? Sus, sus. Uyurduk biz. Sus lan, sus! Sus! Seni geberteceğim. Duyuyor musun beni? Duydun mu beni? Bırak! İyi misin? Rahatladın mı? Dindim öfken. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kup kup kuşa dolanmış. Çöllerde kop kop kuşa dolanmış. Gidin buradan. Bulmasınlar sizi. Çok sevmiş. Abisi ol. Evet, çok sevmiş. Sen benim can can canımsın dermiş. Canımsın demiş. Üzme kendini. Canın sağ olsun kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.